Gazi Meclis'in saygıdeğer başkanı, değerli milletvekili arkadaşlarım, söz konusu araştırma önergesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, eğitimde mesafe kat etmiş ülkelere baktığımızda gerçekten en çok dikkati çeken çok önemli bir faktör var. O da gerek müfredat gerekse uygulanan programlardaki sürekliliktir. Yani diğer bir ifadeyle eğitimde istikrar süreklilikle kazanılır. Yani bir programa bağlılık ne kadar devam ederse, zaman zaman gerekirse çok ufak tefek düzeltmeler dışında radikal değişikliklerin, dönüşümlerin yapılmadığı eğitim sistemlerini uygulayan ülkelere baktığımızda çok başarılı olduklarını rahat bir şekilde görmekteyiz. Ama maalesef bizde ise ilk öğretimden yüksek öğrenime kadar uzun bir süreci kapsayan programlara baktığımızda her zaman sorunlarla, kargaşalarla ve kaotik durumlarla karşılaştığımız çok açık bir şekilde görülmektedir. İşte bunu bütün yavrularımız, hepimiz o süreçten geçtik ebeveynler olarak. Gerek orta öğretimdeki LGS ile başlayıp SBS, OKS ve TOK'a kadar giden süreçte, gerekse üniversite sınavlarındaki ÖSS ile başlayan bugün YGS'ye, LYS'ye kadar giden süreçte karşılaştığımız sorunlar bunun çok açık bir delilidir. O zaman hem bir eğitimci tecrübesiyle hem de komisyon üyesi olarak partim adına çok kısa bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bunu çok net, açık bir şekilde tartışacağız, konuşacağız. Ama ne olur, eğer eğitimde başarılı olmak istiyorsak üç önemli ana hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, eğitim girdilerinde eşitlikçi bir tavır sergilememiz lazım. Yani eğitim imkanı sunarken ne bölgesel, ne kitlesel, ne herhangi bir ayırıma gerek duymadan bütün eğitim imkanlarını eşit sağlamak lazım. Müfredatı eşit sağlamak lazım. Öğretmen kalitesini eşit sunmak lazım. Okul imkanlarını eşit sunmak lazım. Bunlar eğitim girdileridir. Burada ileride söyleyecek bir lafımız olsun diye bunu eşitlikçi bir mantıkla herkese, çünkü biliyorsunuz çok temel bir haktır eğitim hakkı, bunu sunmak zorundayız. İkincisi, sunduğumuz bu eğitim girdilerinin ölçme değerlendirme noktasında ise adaletli, adil olmak zorundayız. Kişisel değerlendirmelere tabi tutmadan tamamen objektif bir kriterle genel değerlendirmeye tabi tutmak zorundayız. Üçüncüsü de çok önemli, bu Türkiye için çok önemli. Ne olur, biz siyasi figürler olarak, idareciler olarak, özellikle hükümete çok iş düşüyor, İstihdam noktasında okulların hangi istihdam alanlarında istihdam edileceği noktasında kesin bir tavır sergilemeleri gerekir. Bir çocuk hangi liseye gidecekse hangi üniversiteden çıkacağını bilmek